Alman'ın Almanya'ya döndü. O da işte Reuter'in çok rolü var. Yani çağırıyor, gelin Almanya'nın yeniden imarına katılın diye. Ve buna cevap verenler oraya gidiyorlar. Ama İsrail'e giden, yani o zamana göre Filistin diyoruz, Filistin'e gidenler de var ve Amerika'ya gidenler de var. Bu modalılardan Nörmak 52'ye kadar kalıyor. 94 yaşında ölünceye kadar da Türkiye ile ilişkisini kesmiyor ve devam ediyor. Reuter dediğim gibi belediye başkanı oluyor. Oğlu işte Mercedes'in yönetim kurulu başkanlığı sırasında Türkiye'ye Mercedes'i getiriyor. Halen günümüzde bile Türkiye'de bir üniversitenin mütevelliti, iki dilli bir üniversitenin kurulması sırasında oluyor. Hirsch'in Ecevit'le olan çok geniş bir mesaisi var gittikten sonra. Zaten Türk vatandaşı. Kadıköy nüfusuna kayıtlı. Oğluna Enver Tandoğan ismini veriyor. Ender ve pasaportlarında da okunduğu gibi yazılıyor. Hirsch. Başka birisi var mesela, arkeolog. Beş çocuğuna da Türk ismini veriyor, karısına da kendisine de. Clemens Boş, Emin ismini alıyor. Boş, Emin Boş. Türkiye'de evlenenin sayısı 100'e yakın. Türklerle veya kendi aralarında. 250'ye yakın çocuk doğmuş burada. Ve bunlar Avrupa'nın, Amerika'nın çeşitli yerlerinde yaşıyorlar. Şey diyebilir miyiz aslında, siz şimdi anlatırken onu düşündüm. 1950 sonrasında özellikle Almanya'nın yeniden reformik olarak yenilenmesi aşamasında ihtiyaçları olan insan gücünün en önemli kaynaklarından bir tanesi Türkiye. Öyle, aslında. Türkiye. Birinci derecede çağrıyı Türkiye yapmış olmalarının altında duygusal olarak o en zor döneminde akademisyenlere kapısını açan Türkiye Cumhuriyeti'ne bir vefa borcu ya da oraya giden akademisyenlerin Türkiye ile ilgili yapmış olduğu bu olumlu havanın ve intibanın da rolü olabilir diye düşünüyorum. Aynen, çok doğru düşünüyorsunuz. Çünkü Batı Almanya Cumhuriyeti, Doğu Almanya ikiye ayrıldıktan sonra orada iki şey başlatıldı. Birisi Almanya'nın imarı, öbürü de Nazilerden arındırma programı. Ve Nazilerden arındırma programında tamamen Türkiye'den elde ettikleri vesikalarla bunu yaptılar. Ve bu insanlar Türkiye ile ilişkilerini kesmedikleri gibi oraya kardeş şehirler kuruldu. Burslar veriliyor. Bunların listeleri var bizde. Yani burslar yapıyorlar. Kardeş Göttingen Üniversitesi ile kardeş şehir kuruyorlar. İstanbul Üniversitesi'ni iki üniversite arasında ve burslar veriyorlar. Dediğim gibi mesela Ecevit'in Kıbrıs davasında bunlar raporlarla destek oldular. Nörmark Avrupa Birliği başkanlığı yaptı, Mali Komisyon Başkanlığı yaptı ve Türk tezini devamlı olarak destekledi. Rüstov'un oğlu Dankwart Rüstov Amerika'ya buradan aldığı, babasının, annesinin buradan aldığı ücretlerle gidip Amerika'da okuyup New York'taki üniversitede profesör olduğunu bahsederek 2000 yılında mı, 2000 yılındaki Ermeni tasarısının kongrede kabul edilmemesi için 90 Amerikalı akademisyenle imza alarak onu önledi. Bu insanlar ailelerini orada bırakıp geliyorlar. En önemlisi tabii ki. Annelerini, babalarını, bazıları çocuklarını, bazıları sevgililerini, nişanlılarını orada bırakıp geliyorlar. Ve Hitler makinesi, katliam makinesi durmuyor ki. Onlar toplama kamplarına götürülüyorlar. Hı hı. Ve bu haberleri alıyorlar. Mesela burada olanlardan bahsedelim. Hirsch'in kız kardeşi, kitapta var o. Kız kardeşi, eniştesi ve yeğeni toplama kamplarına gönderiliyor. Hirsch'in annesi kaçıp geliyor buraya. O kristal gece denen bir gece var. Bütün o camlar kırıldığı için ve gece ışıklardan dolayı kristal gibi bir ışıklar yansıttığı için Kristal Gece ismini alan o bir Yahudi katliamı diyebiliriz ona. Bizim 6-7 Eylül olaylarını bile geride bırakacak bir olay. Şimdi annesi kaçıp geliyor ve kadıncağız buradan devamlı olarak mektuplarla paketler gönderiyor. Ve onlara imza atılıp geliyor. Halbuki çoktan onlar halledilmiş yani. Orada birileri imza atıp gönderiyor bunu. Yani bunun acısına katlanmak da pek kolay olmasa gerek.
Asperger'in 3 şapkası var. Birisi Graz Üniversitesi'nin rektörü, ikincisi Avusturya Merkez Bankası'nın yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda Hitler işgal etmeden önce Avusturya'yı Sosyal Güvenlik Bakanı. Hani bizim bugünkü isme göre söylüyorum. Sosyal Güvenlik Bakanı veya Çalışma Bakanı falan. Hitler orayı işgal ettiğinde 1938'de hapse atılıyorlar. Ve sonlarda toplama kampı olacak. O sırada Röpke dönüyor, gidiyor İsviçre'ye, gidiyor. İşte demin söylediğim gibi çocuklarının alışamadığı. Onun yerine birinin getirilmesi gerekiyor. Neumark'ın aklına o geliyor. Ona bir mektup yazıyor. Bilmiyorlar ki hapiste olduğunu, öldürmüş olduğunu tahmin ediyorlar. Hitler başka işgal etmiş orayı falan. Artık Almanya'ya katmış. Onlar da Alman olmuş. Türkiye'deki bütün Avusturyalılar gamalı haç takmak zorunda bırakılıyor ve Alman pasaportu, Avusturya pasaportu iptal ediliyor. Dobrezberger hapiste karısı mektubu alıyor ve bir avukatına veriyor. Dobrezberger'e ulaştırıyor. Dobrezberger kendisini eskiden tanıyan, üç şapkası olan bir adam, düşünebiliyor musunuz? Graz Üniversitesi rektörü, Sosyal Güvenlik Bakanı, Avrupa Avusturya Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi. Tanıdığı bir gardiyan onu belli bir süre bırakıyor ve İsviçre'ye kaçıyor. İsviçre ve Belçika o dönemde, Türkiye'de dahil olmak üzere, üç ülke var ki tarafsız. Fakat sadece Türkiye bunlara kucak açıyor. İsviçre kesinlikle yapmıyor. Vize, transit vize vermiyor. Ama o, Avusturya Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi bir arkadaşının sayesinde birkaç günlük bir vize alıyor. Ve onun üzerine mektubun cevabını veriyor. Ben bu göreve talibim diyor Neumark'a. İsviçre'den buraya gelmenin birçok yolu var ama bir tanesi böyle kulağı tersten göstermek gibi. Ve o da burada kalıyor. İlk geldiği zaman karısı ve çocukları arkasından nasılsa geliyorlar. Karısı, kızı ve kayınvalidesi. Onlar da sonra gidip Neumark'ın apartmanında kalıyorlar. Nazlı Hanım apartmanında kalıyorlar. Ama ilk bırakları burası. Kadıköy'ün modanın en güzel yerinde Ferit Tek Sokak'tayız ve tam da şu anda eskiden Moda Köşkü olarak bilinen Moda Apartmanı'nın önündeyiz. Bildiğim kadarıyla burada yaşayan akademisyenlerden bir tanesi o dönem görevlendirmeyle İstanbul Belediyesi'ne zannediyorum mimar olması itibariyle de projeler hazırlamakla görevlendirilmişti. Ne gibi projeler yapıldığına dair bilgimiz var mı? Evet, yaşayan mimarın ismi Martin Wagner. O da Hitler'in hışmına uğrayıp kaçanlardan bir tanesi. Çünkü mesleğinin yapılması yasaklanıyor Martin Wagner'in. Martin Wagner bir Yahudi değil ama komünist. Daha ziyade o yüzden mesleğinin yapılması yasaklanıyor. Ve Türkiye'ye mülteci olarak geliyor. Hatta şöyle bir başlık kullandım. Türkiye'ye varışın bir kurtuluştu diyor. Kültür Bakanlığı'yla yaptığı sözleşmede verdiği adres Moda Ferit Tek Sokak, Moda Köşkü. Moda Köşkü burada yok biliyoruz. İşte yaptığımız araştırmada buradaki zilleri teker teker çalarak burada en son yıkılıp da yapılan bir köşkün olduğu ve buranın yapıldığı söyleniyor. Yani 6 numara Moda Köşkü olarak. Martin Wagner hem akademideki mimari bölüm başkanlığı dışında kendisinin sözleşmesinde yazdığı üzere devletin veya mahalli idarelerin kendine vereceği görevleri yapmak üzere ulaşım projeleri hazırlaması, İstanbul Belediyesi'ne ulaşım projeleri ve imar projeleri hazırlaması, işte o zamana göre İstanbul için bir yerleşim planı yapan zannediyorum, o deyimi kullanayım, Henry Post'un, Francis Henry Prost, Henry Prost'un projelerini uygulamak üzere görevlendiriliyor. Burada kaldığı süre içinde onları yapıyor. Sonra Amerika'daki yine bir uluslararası Alman mimarı olan Gropius, o da evet gerçekten orada beraber çalıştığı, Amerika'da kendisine bir üniversitede hocalık buluyor ve oraya gidiyor. Burada yaşayan
gazeteci Alman profesörlerden bahsederken bu süreçte aslında siz önce Einstein'ın Atatürk'e yazmış olduğu mektup sonrasında aslında birçok şeyin başladığından da bahsetmiştiniz. Belki Einstein bizzat iyi kendisi burada olamadı ama tanışmış olduğu, tanıdığı ve hatta belki de onun yönlendirmesiyle Türkiye'de olan birçok akademisyenin olduğunu da biliyoruz. Onlarla ilgili hangi bilgilere sahibiz? Evet, şimdi o zaman Einstein'ın mektuplarından geldiği bir adres var. Moda, küçük Moda Burnu Sokak numara 9. Maalesef o 9 numarayı bulamadık çünkü 7 numara var orada. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 7 var. Çok üzüldüm tabii. Yani ya bu eksilmediğine göre, yeni bir apartmanda yapılmadığına göre 9 numara neresidir diye. Sonunda dönünce Cem Karaca Sokak'tan 1 numara. Demek ki kapıyı oradan aldığı için 9 numara oraya gitmiş. Orada yaşayan akademisyenin ismi bir profesör Walter Gottschalk. Einstein'ın ben modalı arkadaşı olarak yazdım onu kitapta. Onun akademik kariyeri kütüphanecilik üzerine. Bu da Türkiye'deki kütüphaneci, yani İstanbul Üniversitesi'nin kütüphanecilik bölümünü kurmakla aynı zamanda Türkiye kütüphanelerini organize etmekle görevlendiriliyor. Peki hocam, tam da şimdi bundan aslında bahsederken dedik ki 1933 ve 45 yılları arasında ülkemizi vatan olarak gören ve bilimsel altyapımızın oluşmasında ve üniversitelerimizin oluşmasında da çok önemli katkıları olan birçok akademisyenden bahsettiniz. Kitabınızda bunun bütün detayları zaten yer veriyorsunuz. Biz bugün özellikle izleyicilerimize Moda'da o tarihler arasında yaşamış ve hayatını devam ettirmiş isimleri anlatmaya çalıştık. Sizden başka halde almak gerekirse, o yıllar arasında böyle bir durum yaşanmasa ve o akademisyenler Türkiye'ye gelmemiş olsaydı, Atatürk'ün genç Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ve Cumhuriyet'in kurucusu olarak böyle bir üniversite reformu yapılmasını istemeseydi, bugün biz hangi üniversitelerin oluşmasından mahrum olacaktık? O akademisyenlerin olmasıyla birlikte hayatımıza kattıkları akademik bilgiler ve altyapılar nelerdir? Bunları şöyle hızlıca sadece başlıklar halinde alabilir miyiz sizden? En sonda söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Bugün Irak, Mısır ne durumdaysa biz de aynı olacaktık. Niye iki örnek veriyorum? Çünkü halen orada medrese sistemi geçerli. Biz de böyle bir evrensel üniversitenin kurulması, ben sanıyorum ki Mustafa Kemal zaten bu üniversiteyi kurardı. Almanlar olmasaydı. Bu bir tesadüf. Orada Hitler fırtınası başlıyor. Burada Atatürk Darülfünun'u kapatıp daha böyle evrenseldi diyebileceğimiz bilimsel, fenli bir üniversite kurmak istiyor. İhtiyaç var. Onu mutlaka yapardı. Zaten Birinci Dünya Savaşı'ndan önce 15 profesör getiriliyor. Enver Paşa tarafından getiriliyor. Ve onlar burada kimya bölümlerini kuruyorlar. Hatta onlardan bir tanesi Ordinarius Profesör Fritz Arndt, yani kimyacıların babası, bu kitapta da yer alıyor. O da Moda'da oturanlardan bir tanesi. Oraya tabii o kadar çok fazla ki 45 kişi var burada. Biz burada ancak 15 kişiyi anabildik belki. Birinci Dünya Savaşı başlayınca 1914'te bunlar geri dönüyorlar. Yani Türkiye başlamış, Tanzimat'tan itibaren bir Darülfünun'da da reformlar oluyor. Fakat yeterli değil. Yeterli değil. Yani tabii ki bu bir tahmin, kurabilirdi. Ama Mustafa Kemal gibi birisi olmasaydı, yani Atatürk gibi biri olmasaydı, biz bugün işte dediğim gibi Irak ve Mısır, iki örneği veriyorum. Mısır'ı, Irak'ı şöyle vereyim. Işık Kansu, Cumhuriyet yazarı Işık Kansu, bir gazeteci grubuyla Irak'a gidiyor. Orada incelemeler yapıyorlar, görüşmeler yapıyorlar. Ve Büyükelçiyi, bizim Türkiye Büyükelçiliğinde onlara bir resepsiyon veriliyor. Ben bunları kendisiyle yazılı olarak iletişimde bulundum, aldım falan. Orada bir bey geliyor, diyor ki ben dönemin Dışişleri Bakanlığı'nın o dönemdekinin oğluyum. Halimi galiba soyadı, ismini şimdi hatırlayamıyorum falan. Ben diyor doktoramı Türkiye'de yaptım. Yani Türkiye'de Atatürk'ün reformunun olduğu zamanda yaptım. Soruyor Işık Kansu, yani o zaman diyor burada üniversite yok muydu? Vardı ama diyor
Üniversite değildi diyor. Yani medreseydi. Dini bir kitaplar okutulurdu. Ara sıra da işte şöyle bir Müslüman çıktı, şunu yaptı, İbn Sina şunu yaptı, bunu yaptı falan filan. Ansiklopedik bilgiler verilirdi diyor. Fakat diyor babam beni diyor Türkiye'ye gönderdi ve ben üniversiteyi İstanbul Üniversitesi'nde okudum ve doktoramı da diyor orada yaptım. Bana çok garip geldi. Irak öyle yani ikinci sınıf bir Arap ülkesi değil. Dedim ki bunu bana yazılı olarak şey yapabilir misin ve bana gönderdi. Birinci örnek bu. Mısır örneğini verirsek, Mısır'da halen en iyi üniversite El-Eser Üniversitesi. İslam bilimleri üzerine çalışan bir üniversite. Ki Mısır'ın tarihini düşündüğümüz zaman Mısır'ın çok enteresan ve çok geniş bir tarihi var, yani antik tarihi var. Yani Atatürk olmasaydı diyebiliriz. Belki öyle demek daha doğru olur. Çünkü ne yapacağını sadece tahmin edebiliyoruz. Biz de halen bir medrese dönemi devam ederdi diye düşünüyorum. Ve gidişimiz de o şekilde zaten. Başlıklar halinde rica etmiştim bir de sorumun başını hatırlarsınız. İstanbul Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi olarak temelin atıldığını biliyoruz. Siz sırasıyla aklınızda olduğu kadarıyla hangi üniversiteler ve hangi sanat akademilerinin olduğunu da bir sıralar mısınız lütfen? İstanbul Üniversitesi'nin kurulması zaten çok enteresan. Atatürk'ün büyüklüğünü bir kere buradan belirtelim. 31 Temmuz'da Darülfünun'u kapatıyor. 1 Ağustos'ta bir üniversite açıyor. Kadroyu ama önceden hazırlıyor. Alman hocalarla Darülfünun'dan aktardığı bizim gerçek değerler ve Avrupa'ya doktora yapması için gönderdiğinden gelenler, doktora yapıp gelenler, Sadı Irmak gibi, Cahit Arf gibi, 300'e yakın isim sayabilirsiniz. Bunlar Avrupa'ya sırf doktora yapmak için gönderilmiş, o harp yıllarında bile onların yoklukta kalmaması için onlara burslara verilmiş, onlarla bir üniversiteyi kuruyor. Tabii bu üniversite, Türkiye'de bir üniversite anlayışını geliştiriyor. Sırayla bakarsanız, Güzel Sanatlar Akademisi, Sanayi Nefise Mektebi, Güzel Sanatlar Akademisi ismini alıyor. Teknik Üniversite diye bir şey yok, Yüksek Teknik Okulu, İTÜ ismini alıyor. Arkasından Ankara Numune Hastanesi ve Hıfzı Sıha Enstitüsü, Ankara Tıp Fakültesi'ne dönüşüyor. Hirş'in kurduğu Hukuk Fakültesi, Ankara Tıp Fakültesi, bir de Ankara Fen Fakültesi birleşerek bir Ankara Üniversitesi oluşturuluyor. Ardından demin orada bahsetmiştik, Muhiddin Eren, Almanya'dan dönüyor, o da bu doktora yapması için. Gidiyor İzmir Üniversitesi'ni kuruyor. Almanlar yaptığı çok önemli iki tane şey var. Bunlardan bir tanesi kütüphanelerin kurulması. Kütüphane diye bir şey yok. Bu gelenlerden bir tane hoca, ismi Auerbach, Erik Auerbach. Dünyaca meşhur, daha henüz Türkçe'ye yeni çevrildi. Mimesis diye bir kitap yazıyor burada. Ve Mimesis 19 ile çevrildikten sonra bunun çevresine Ahmet Cemal başladı fakat bitiremedi. Metis yayınlarından işte başka bir kişi çevirdi. Daha yeni çevrildi Mimesis. Şöyle diyor, eğer Türkiye'de bir kütüphane olsaydı ben bu kitabı yazamazdım diyor. Niye yazamazdı? Çünkü yani üniversitelerde kütüphaneler olsaydı araştırıyor, rica ediyor ve özel, o zaman tabii ki sosyetede veya ilim insanları kendileri özel kütüphanelerini bu adama açıyorlar. Bunlar kütüphaneler kuruyorlar. İşte dediğim gibi Gottschalk, Einstein arkadaşı geliyor burada, sadece İstanbul değil, Ankara ve Anadolu'daki kütüphanelerin kuruluşmasında çalışıyor. Bilimsel dergiler başlıyor. Avrupa'da daha Orta Çağ'da başlamış hakemli dergiler bizde 1933 reformundan sonra yapılmaya başlıyor. TV Kadıköy izleyicileri, bugün Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 1933 yılında üniversite reformu yapılması için verdiği talimat sonrası Nazi zulmünden kaçan ve İstanbul'da, Moda'da 1933 ve 45 yılları arasında birçok üniversitenin temelinin atılmasındaki önemli katkıları olan Alman bilim insanlarının hayat hikayelerini size anlatmaya çalıştık.
konuğum Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları'ndan hazırlamış olduğu bu kıymetli eserin yazarı Hakkı Bilen, Moda'da yaşayan Alman mülteci profesörlerinin hikayesini dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz.